Saygıdeğer izleyenler, bir seçenler, seçilenler programıyla daha beraberiz. Bugünkü konuğumuz hak hukuk insanı Veysel İlhan. Veysel İlhan, herkesin de bildiği gibi dağa, taşa, kurda, kuşa, denize, ağaca, ormana ne bulursa onlara konuşan iyiliksever bir şahsiyet. Kendisine sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Konumuza gelince saygıdeğer izleyenler, bugün Veysel İlhan kardeşimizle iki konu işleyeceğiz. Birincisi, ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de geçtiğimiz ay içerisinde FETÖ mağduru olarak görevden uzaklaştırılmış ya da atılmış, ayrılmış, kendisini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Ünye Merkez Saraçlı Mahallesi'nden kardeşimiz Komiser Ahmet Olgun. Ona rahmet, ailesine metanet diliyoruz. Onun şahsında aynı minval üzere üzülerek yaşamını sürdüren, hatta dilimiz varmasa da yaşanmış olduğu için canına kıyanlara rahmet diliyoruz. Burada anlatmak istediğimiz bu ve benzeri konumdaki insanların bu FETÖ terör örgütünün mağduriyetinden nasıl kurtulacaklarına yönelik dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği kadarıyla Veysel İlhan Bey'le konuşacağız. Bir ikinci konumuz saygıdeğer izleyenler, bütün siyasi partiler yasa ile kurulur. Tek amaçları mensubu oldukları ülkesine, insanına ve insan dostu canlılara huzurlu ve güvenli hayat yaşatmaktır. Devletin sahibi millete huzurlu ve güvenli hayat yaşatmaktır. Ama görüyoruz ki bizde işin başına bir şekilde gelenler ondan sonra koltuklarını korumak, kollamak adına kendisini seçerek görev ve yetki veren insanları insanların karşısında saygıyla, hürmetle hizmet adına eğilmeleri gerekirken milletini kendisinin karşısında eğilerek, büzülerek hizmet vermeye çalışıyorlar. Bu konuda da dilimizin döndüğü kadar insanlarımıza bilgi vereceğiz. Sayın İlhan, hoş geldiniz. Size sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Sizin şahsınızda da ülkesi ve insanlarının huzurlu ve güvenli geleceği için aynı minval üzere devletini aldığı, geleceğimizin umudu çocuklarımıza nasıl bırakmamız gerektiği bilinciyle yaşayanları da tebrik ediyoruz. Buyurun, hoş geldiniz. İlk sorumuz, rahmetli milletle yad ettiğimiz ve ülke genelinde bu mağduriyeti yaşayan çok sayıda insanımız var. Allah ile din ile aldatarak insanları yoldan çıkarıp beyinlerini yıkayıp devlete, millete, dünyaya, hatta dinimize düşman ettiler. Ahmet'le ilgili olarak insanlarımızın yarasını da deşmememiz gerekiyor ama ne yazık ki hayatta her şey yalan, ölüm gerçek ama Yüce Allah kimseye böyle feci bir ebediyete göçüş nasip etmesin. Bu FETÖ mağdurlarına, mağdurları bu mağduriyetlerinden nasıl kurtulacaklar? Bunun üzerine gidiliyor mu, gidilmiyor mu? Bir hak, hukuk, adalet insanı olarak sizden duygu ve düşüncelerinizi alalım. Buyurun efendim, söz sizin. Öncelikle Moda FM ve Moda TV aracılığıyla bizleri izleyen, dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimize, sosyal medyadaki takipçilerimize hayırlı günler dilerim. Bu girizgah klasiktir ama hem hal hatır sormak hem de konuyu hızlı gelen topu yumuşatmak adına konukların sık sık başvurduğu bir konudur. Ahmet abi, program konuğumuz olur musun deyince hay hay dedim. Dün programın içeriğine ilişkin afişi görünce netameli bir konuyu konuşacağız anladım. Netame
temkinli olma anlamında, içinde gizli bir tehlike bulunduran iş anlamında bir Arapça kelime, netameli kelimesi. Bu sebeple netameli konularda konuşurken genelde konuşmacılar azı söyleyip çoğunun anlaşılmasını isterler. Az konuşup çok anlaşılmasını isterler. Türkiye'de, Türkiye'nin demokrasi hayatında Ahmet abi 40 yılı aşkındır gazeteci. Yaş itibariyle de 75 yani. Ve darbeleri sayacağım. 60'ı, 80'i, 22 Şubat'ı, 15 Temmuz girişimini görmüş biri olarak. Aralarında Türkiye'nin yürüdüğü demokrasi yolunu yürürken maalesef o yol kazaları meydana geliyor. Yol kazalarından biri de KHK ile ihraç edilenlerin henüz adil bir yargılama sistemiyle toplam olarak yargılanamamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin ortaya çıkması. İlçemizde ben şahsen birebir tanımıyorum ama aileyi yakinen tanıyorum. Sevdiğimiz insanların kardeşleri olaydan sonra haberdar olduk. Ama olaydan sonra haberdar olduktan sonra toplumun refleksi ya da tepkisi olaydan da feciydi. Bir insan kendisine haksızlık yapıldığını düşünerek yaşamına son veriyor ve toplum bu konuyu çok fazla konuşmak istemiyor. Bu da üzerinde sosyolojik olarak değerlendirilmesi gereken bir konu ama biz konuyu biraz netameli dedik. O netameyi biraz açarak başlayalım. Bir hukuk insanı olarak bir şeyler eksik ya da yanlış yapılıyor ki bu eksiklik ya da yanlışlık mağduriyete sebep oluyor. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlayan KHK'lar ve KHK'lardan sonra idareye verilen yetkiler sebebiyle kamu görevinden uzaklaştırılan kişilerden pek çoğunun aslında kendisinin bu sistem içinde mağdur olduğunu ve bu sistem içindeki mağduriyetinin de anlaşılmaz bir mağduriyet olmadığını kamu makamlarına bildirdiği halde kamu makamlarının bu işe duyarsız olduğuna ilişkin bir şikayet, endişesi. Bu duyarsızlık sesini duyuramamak, çığlığını duyuramamaya dönüşmeye başlıyor. O sesini, çığlığını duyuramamak artık fiziken bir şey yapmaya itiyor insanları. O sebeple vefat eden kardeşimizin Ahmet yakınlarına, Ahmet Bey'in yakınlarına başsağlığı dileklerini iletme üzerimizde vazife. Aynı ilçede yaşamaktan kaynaklanan onun şahsı üzerinde konuşmanın aileyi belki üzebileceği, belki kabuk bağlamaya başlayan yaralarını deşebileceği nihayetiyle biz konuyu genel Türkiye siyasetine, Türkiye siyaseti üzerinden hak, özgürlük, hak arayışı, insanların bireysel haklara bakışı, toplumumuzun kendi en küçük hazzını başkasının en büyük hakkından daha önde tutmasını, bu hale nasıl geldiğimizi konuşsak biraz daha iyi olur. Haksızlık kendisine yapılan insanın ses çıkarması tabii ki erdemliliktir. Ancak başkasına yapılan haksızlığa ses çıkarmak aslında hem insan olmanın hem inanç gereği Müslüman olmanın da başlangıç şartlarından biridir diye düşünüyorum ben. O sebeple konuyu ülke siyasetine ve ülkeye getirirsek, ülke gündemine getirirsek ya da ülke satına yayarsak Adalet ve Kalkınma Partisi. Kalkınma için proje lazım, üretmek lazım, geleceği planlamak lazım, sermaye lazım. Lazım olur, lazım. Kalkınma biraz zor. Ama adalet için gerçekten adil bir duruş. Kendisine yapılmasını istediğini başkasına yapmak, kendisine yapılmamasını istemediğini başkasına yapmama düsturu üzerinden bir adalet anlayışı. Bunu tesis etmek çok zor değil. Ama bunu tesis ederken insanlar ya da yöneticiler ya da gücü elinde bulunduranlar, adaleti kendi arka fonlarını güçlü tutmak, adaleti kendi makamlarını güçlü tutmak üzere kullanmaya başladığında, adalet kullanılmaya başladığında, adaletin terazisiyle kendi lehine oynamaya başladığında ki o zaman kantarın ayarı kaçıyor. İşte o kantarın ayarı kaçıyor derken her devrim kendi evlatlarını yer sözü itibariyle. Şimdi kullanılan ismi itibariyle, bugün kullanılan ismi itibariyle 15 Temmuz darbe girişiminden önce kullanılan farklı isimleri itibariyle pek çok kavram kargaşası var ama muktedirlerin dili bize bazı kelimeleri kullanmayı, illa o kelimeleri kullanarak
KHK mağdurlarına hitap et diyor. O sebeple konuyu konuşurken genel konuşalım. Neler yanlış yapıldı da mağduriyetler doğdu, neler yanlış yapıldı, eksik yapıldı da mağduriyetler doğdu diye baştan dönelim. Hukuk askıya alındı. Hukukun askıya alınması Türkiye demokrasi açısından gelişmekte olan bir ülke. Aslında gelişememiş bir ülke ama 150 yıla yakın ki hukuk sürecimiz belli noktalara gelmişti. O noktalarda cezaların şahsiliği, masumiyet karinesi gibi ana temel ilkeler vardı. Cezaların şahsiliği nedir? Ben bir suç işledimse bu suçun cezasını ben çekeceğim. Benim işlediğim suç sebebiyle program yapımcısı, benim burada sarf ettiğim suç sebebiyle yakın arkadaşım, evladım, çocuğum ya da günlük mesai arkadaşımın cezalandırılması masumiyet karinesinin cezaların şahsiyetinin ihlaliydi. Peki masumiyet karinesi neydi? Masumiyet karinesi mevcut anayasamızın, yani o ısrarla üzerinde durduğumuz, değiştirelim dedim, iyisini yapalım dedim, en iyisi yapıldı diye halka takdim ettiğimiz kurucu anayasa, ana anayasa, anayasadaki 38. maddede masumiyet karinesi, herkes masumiyeti ispat olunana kadar, suçluluğu ispat olunana kadar masum kabul edilir. Mahkeme kararlarıyla suçluluğu kesinleşene kadar, dava açılana kadar değil, yargılama devam ettiği süreçte değil, idari kararlarla görevden alındığı süreç içinde değil, yargılamanın bitip kesinleşip kesinleştiği ana kadar masum kabul edilir. Bu karine olağanüstü haller, savaş hali gibi hallerde de askıya alınamaz, iptal edilemez. İşte biz hukuk tutulmasına tutulduk, akıl tutulmasına tutulduk. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen bu haksızlığı, masumiyet karinesine ilişkin haksızlığı işletmediğimiz için düşünün, 120 bin kişi ihraç edilmişse bu 120 bin kişinin arasında henüz hiç davası açılmamış, hiçbir adli soruşturması olmayan, ceza almamış ve cezalandırılma ihtimali de olmayan, ihraç edildiğini neden bilmeyen binler var. Bu mağduriyeti çok fazla duymuyoruz, çok fazla seslendirmiyorlar. Ama şehrimizde ateş bizim dibimize, yanımıza düştü. Şimdi biz bu ateşi gördüğümüz halde bu ateşi söndürmeyelim mi? Bu ateşe somut manada bir ateşti, kendini ateşle yaktı. Bu ateşe biz derman olmaya çalışmayalım mı? Ahmet abinin derdi. Ahmet abi, ben ortaokul yıllarındaydım, meydandan tanırdım. Meydanı, Ünye Şehir Meydanı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan şehir meydanında konuşuyor. Şehir meydanında konuşurken TRT ona kameramada dönerek TRT biraz da beni çek, her sabah Özal çorbası, her akşam Özal çorbası, bıktım millet bu Özal çorbasından, biraz da beni çek TRT. Evladım sana demiyorum, kurumuna diyorum dediğinde Ahmet abi de TRT'nin bölge sorumlusu olarak meydandaydı. O konuşmayı da çok iyi hatırlar. O yıllardan bu yıllara tanıyorum. Ahmet abinin bu anlamdaki derdi, sorumluluğu da feryat eden var. Biz bu çığlıkları duymayacağız mı? İşte yaşın yanında kuru yanıyor, kurunun yanında yaş yanıyor. Kim nasıl yansın ya da kim nasıl yanmasın, bunlara ilişkin biraz toplumsal olarak, tamam, siyaset bir şeyleri kendi gücü için görmezden geliyor ya da sistemini işletmiyor. Peki toplum bu mağduriyeti nasıl değerlendiriyor? Toplum bu mağduriyet konusundaki süreci nasıl işletiyor? İzolasyon süreciyle aslında yani intiharların iplerini toplum mu çekiyor? İntiharların kementlerini toplum mu takıyor? Bunları değerlendirmek lazım. Ahmet abi uzun girdi. Ben de o uzun girişine yine uzun girişte cevap verdim. Anayasanın bu temel ilkeleri ihlal edildiği sürece bu yanlış iktidarı ele geçiren herkes tarafından dilediğince kullanılabilecekse bu topraklarda ne huzur olur, ne adalet olur, ne de kalkınma olur. Adalet olmazsa, huzur olmazsa kalkınma olmayacak. Kalkınma olmayınca markete gittiğinde rafta şekeri görmeyeceksin. Adalet yoksa şeker yok. Adalet yoksa yağ yok. Adalet yoksa sofrana koyacaksın ekmeğin yok. Bunu bil. Buna göre kendi en küçük hazzını hala başkasının en temel hakkı olan yaşam hakkından önde tutuyorsan otur biraz düşün, değerlendir. Ben nasıl bir insanım? Haksızlıklar karşısında ses çıkarmak herkesin cesareti değildir ama haksızlıklar karşısında ses çıkaranlara destek verip vermemek, kapalı odalardaki oy sandıklarında onlara destek verip vermemek, bu yapılan işler sonrasındaki hukuksuzluk ve adaletsizliği görüp görmemek de sizinle vicdanınız arasında, değil mi Ahmet abi? Ben de girişi böyle yapmış olayım.
İki konu konuşacağız dediniz Ahmet abi. İkinci konu zannedersem... İkinci konuyu müsaade edersen sorayım. Eyvallah. Sayın İlhan. Ünye'den ülke geneline ses verelim istiyorum. Şimdi ülkede bir iktidar var. Ülke genelindeki ilde, ilçede, beldelerde, köylerde de yetkilileri var. Seçilmiş yetkilileri var. Şimdi herkes önce sağlık diyor. Hak, hukuk, adalet kaçınılmaz da sağlık diyor. Neden? Devletin asıl sahibi sağlıksız ise devletin sağlıklı işleme, sağlıklı olma, sağlıklı varlığını sürdürme şansı yok. Ahmet abi devletin asıl sahibi diye kastettiğin siyasi yönetimi mi kastettiğin halkı mı? Millet. Millet, evet. Millet, tamam. Millet. Orayı açalım diye söyledim. Devletin sahibi evet. Millet. Evet. Aziz milletin seçerek görev ve yetki verdiği bir bölüm siyaset mensupları iktidar olur. Bir bölümüne de siz bu iktidarı denetleyin görevi, muhalefet görevi verilir. Şimdi iktidarın asli görevi sadece ben iktidar oldum deyip çalışmak mı kendi düşünceleri doğrultusunda yoksa muhalefete de bir şeyler sormak mı? Bunda böyle bir diyalog içinde olmamanın mağduriyetini yaşıyoruz. Misal Ünye hep söyleriz sizinle yaptığımız sohbetlerde söyledik. Son 40 yıldır ve halen daha yüce parlamentoda her dönem bakan düzeyinde temsil ediliyor. 922 ilçe içerisinde 81 il içinde arayıp da bulunamayacak tarihi nitelikteki siyasi fırsatı yakalamış ama sen ben kavgası yüzünden bunu hovardaca harcamış bir ilçeyiz. Güzel bir hastane yapıldı. Doktor yok. Ben kendim kalp hastasıyım, kardiyolog yok, ilaç yazdıramıyorum. Orada ya da Samsun'a gitmem lazım. Gidecek güç de kalmıyor. Her geçen gün hayat zorlaşıyor. Şimdi iktidarın çabası vardır. Lafımız yok. Onlar yukarıda, aşağıda, her tarafta milletten gelen tepkileri iletiyordur. Muhalefet iktidarı bu konuda olumlu işte tebrik, takdir, olumsuzunda da tenkit etmekle yükümlü değil mi diyor. İktidarın adayı olarak. İktidar muhalefet siyasetini şöyle bir yorumlayacak olursak. Ünye'den yaşadığımız şehirden örnek verelim. 40 yıldır en üst düzeyde temsil ediliyoruz. Halen daha yeni yeni ekonominin can simidi, organize sanayi, eğitimin belkeni, kemiği, üniversitenin, halen daha rahmetli Refahettin Şahin'in tarım kredinin zemin katına koyduğu yerde kalıyor, duruyor. Bir takım çabalar var ama yetmiyor. Halbuki 40 yılda biz siyaseten, ticareten ununu elemiş, eleğini duvara asmış bir ilçe olmamız gerekirken halen daha ununu elemeye devam ediyoruz Sayın İlhan. Buyurun efendim. Şimdi Ahmet abi uçağı yüksek semalardan irtifa kaybederek yerele indirdi. Birdenbire indirdi. Yine ben Siz yukarıdan alın. Kendi küçük anılarımdan başlayayım. Ekrem Pakdemirli Ünye'deki havaalanına uçak indiriyor idi. 80'li yılların sonu zannedersem 88-89. İzledik hepsini. Limanı açmıştık. Özal açılışa gelmişti. Ben de babamın omuzlarında açılışı seyretmiştim. Yani siyaset aslında babamın omuzları olması üzerine epey iyi bir
makamdan seyretmişim uzun yıllar. Tabii, yüksekten. Uzun zaman meydana gelen tüm siyasetçileri o dönem için dinlemiş, izlemiştim. Üyenin il olmasına ilişkin sözler veriliyordu. Neredeyse tüm siyasetçiler o dönem için buna benzer iller veriyordu ama bazıları daha aklı başında, daha makul vizyonlar ortaya koyuyordu, öyle söyleyeyim. Şimdi Ahmet abi konuyu ülke genel siyasetinden Türkiye'ye öyle bir çekti ki ben uçağı nerede durduracağımı şaşırdım. Ama şöyle kısa anlatayım. Siyasi partiler birbirlerinin nesidir Ahmet abi? Siyasi partiler birbirlerinin düşmanları mıdır? Siyasi partilerin mensupları olan milletvekilleri karşılıklı cephelerde birbirleriyle kurşun atan, cenk eden, birbirlerine el bombası atan, birbirlerine hakaret eden, küfreden, mevzilenmiş, tabiri caizse taraftarlar trolleri midir sosyal medya anlamında? Tabii ki değil. Bunu çok iyi biliyoruz. Hepsi normalde insanın refah ve huzur ve mutluluğunun kendi siyasi görüşleri doğrultusunda gerçekleştirildiğinde sağlanabileceğini düşünen hareketlerdir. O sebeple Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren birine neden orayı destekliyorsun, neden oy veriyorsun, oraya ilk niye kurdun, niye oy verdin, niye destekledin cümlesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren birine, Saadet Partisi'ne oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren birilerine söylenmez, denilmez. Ama diyebileceğimiz, sizin ortaya koyduğunuz modeller, sizin ortaya koyduğunuz plan ve projeler şu sebeplerle şöyle aksaklıklar içerir. Bu aksaklıkları şöyle tamir edebiliriz, onabiliriz. Ya da sizin ortaya koyduğunuz modellerin aslında temelde bir mantık dizilişi hatası vardır. O mantık dizilişi hatasını şöyle düzeltirsek işi düzeltmiş oluruz. Türkiye 15 Temmuz'un hemen sonrasında başkanlık sistemine KHK, yani olağanüstü hal döneminde KHK oylamasıyla başkanlık sistemine geçti. Başkanlık sistemine geçer geçmez %50+1 %10'luk barajı birdenbire %50'ye taşıdı. Türkiye'deki siyasi yapı ve hane neredeyse iki kutuplu seçime döndü. İki kutuplu seçime döndürüldü. Bu Türkiye'deki her görüşten kişinin partisinin mecliste temsil edilmesi talebi olan, aslında demokratik hedef olan hedeften neredeyse sadece iki partinin mecliste temsil edilebileceği bir hale getiren ortama soktu. En son yeni seçim yasasını hazırladılar. Bu seçim yasası da yine iki kutupluya zorluyor. Şöyle ki bir önceki seçimde ittifaklara müsaade eden seçim yasası, bir önceki seçimde ittifaklara müsaade ettiğinde ittifak içindeki aldıkları partilerin oylarını ittifaka dağıtıp onun üzerinden milletvekili dağılımı yapıyordu. Şimdi her partinin kendisine dağıtıyor. Kendisine dağıttığı için çoklu dohon sistemi diye Özal'ın getirdiği bir seçim sistemi var. O seçim sistemi az da olsan çok vekil çıkarmayı sağlayan bir sistem. O sisteme ısrarla ve sıkıca sarıldılar. Ordu'daki bir milletvekili, ordu halkı aynı oyu vermiş olsa bir milletvekili iktidarın hanesine yazılıyor, muhalefetin hanesinden siliniyor. Yeni çıkarttıkları seçim yasasıyla. İktidar ülke ekonomisini düzeltmek, ekonomiye ilişkin düzeltmeleri yaparak halkını mutlu etmek ve halkını mutlu ederek oy almak yerine halkın verdiği oyla daha fazla milletvekili almayı tercih ettiği için, yani Ali Cengizli'ye başvurduğu için bugün siyaset bambaşka bir noktadan iki kutuplu hale geliyor. İki kutuplu hal siyasete geldiğinde de şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Türkiye'nin toplumsal yapısını düşünün. O toplumsal yapıda Türkiye sağ ve sol diye iki kitleye ayrılmıştı zaten temelinden. O kitlenin sağ kitle daha çok sonradan kentleşmiş, sonradan şehirleşmiş, daha çok Demokrat Parti rüzgarıyla siyasi arenaya dahil olmuş ve artık siyasi arenayı AK Parti sayesinde, Özal'ın devamındaki AK Parti sayesinde doldurmuş ve işgal etmiş kitle karşısında daha çok şehir kökenli, Cumhuriyet'in kuruluşunda aktif görev almış ama bir türlü toplumsal kabulü %25 orandan üzerine çıkamamış siyasi hareketler arasında kutuplaşmaya dönüştü. Bu kutuplaşma iktidarın pastanın büyük dilimine sahip olması sebebiyle işine geliyor idi. Bu sayede evet sağcıyız, muhafazakarız. Biz sağı da muhafazakarı da yeri geldiğinde İslam'ı da en iyi kullanırız. İşte o kullanma boyutu bugün Türkiye'de belli harekete mensup olanlar, dinin kendi sahipleri, belli harekete mensup olmayanlar, dinsiz, belli harekete mensup olan vatanın kendi sahipleri, belli siyasi partilere üye olanlar hain, terörist olarak damgalanır hale geldi. Yazık. Bu halin yıkılmaması, bu ülkenin geri kalmasına, bu halin yıkılmaması, bu toplumun kucaklaşmamasına sebep oluyor. Bu toplum kucaklaşmadığı sürece, bu toplumun kalkınması, bu toplum kucaklaşmadığı sürece ekmeğin
küçülmemesi mümkün değil. Bu toplumu önce kucaklaştıracağız. O sebeple biz hareket olarak, bakın dinleyicilerimizi çok iyi anlıyor. Ne sağcıyız ne solcuyuz cümlesi, Türkiye'deki ideoloji duvarlarının toplumu böldüğü, bu ideoloji duvarlarını yıkmak gerektiği cümlemiz şimdi bugün daha büyük anlam ifade ediyor. Ben yerelde siyasi partilerde bu kavga var mı sorusu olarak anlıyorum. İlçemiz anlamında böyle bir kavga yok. Ama sosyal medya üzerinden Türkiye'nin her yerinde bu kavga var. Sosyal medya üzerinden yapılan bu kavga toplumun huzurunu kaçırıyor, huzurunu bozuyor. Bu kavganın önüne geçmek lazım, bu kavgayı yenmek lazım. Orada da az toplumun önde gidenlerine vazifeler düşüyor. Onlar daha sağduyulu, onlar daha ötekileştirici değil, yaklaştırıcı, kutuplaştırıcı değil, kucaklaştırıcı olmak zorunda. Bunu sağlayabilirsek, işte hareketimiz, Genel Başkanımız Temel Karamoğluoğlu, dinleyin, izleyin. Türkiye'deki toplumsal fay hatları üzerindeki o kırılganlıkları tamir etmek için hangi çabaları sarf ediyor? Siyaseti tekrar organize etmek, toparlamak için hangi çabaları sarf ediyor? Takip ediyorsunuz, 6 siyasi parti bir araya geldi ki o 6 siyasi partiden beklediğimiz kendi parti programlarını inşa etmek, kendi parti programlarını dikte etmek, kendi parti programlarındaki tek çözümü topluma tek çözüm olarak önermek değil, toplumsal konsensusu sağlamak. Toplumsal gelecek planlarının altyapısını oluşturmak. Bu yüzden güzel şeyler yapılıyor. Bunun dünyaya yansıması nasıl olur derseniz, zor bir coğrafyada oturuyoruz. %70'e varan iktidar ve iktidarı destekleyen siyasi hareketin oyunun olduğu bir coğrafyada oturuyoruz ama raflar konuşmaya başladı. Benzin istasyonunda karakol pompalarındaki tabelalar konuşmaya başladı. İnsanlar inanın gittiğimiz her yerde her şeyden şikayet ediyorlar, fiyatlardan şikayet ediyorlar, AK Parti'den şikayet etmiyorlar. Ama sıra AK Parti'ye de gelecek. Onun şikayet etme sırası AK Parti'ye de gelecek. Algı oyunları serum niteliğinde toplumu narkozluyor ama narkozları da yavaş yavaş azalmaya başladı. Bu toplum yavaş yavaş kendine yeni adresler arayacak. Adres arayışları içinde şayet doğru limanı bulamazsa yine sömürge tipi kalkınma modelini öğrenen, borç alarak borç ödeyen, borçla ekonomisini çeviren modellerin peşine düşerse belli bir yalan refah dönemi, yalan zenginlik dönemi yaşayıp tekrar acı yoksulluk dönemine dönebiliriz. Türkiye'nin 20 yıldır yaşadığı aslında serap dönemi, refah dönemi diye takdim edilen sahte zenginlik dönemi şimdi gerçek yoksulluk dönemine kendi yüzünü göstermeye başladı ki hani daha başlangıcındayız. Çünkü ülke kaynakları o kadar rahat harcandı, o kadar rahat tüketildi ki düşünün öküz çiftiyle, öküzüyle tarla sürüp buğday yetiştiren, o yetiştiği buğdayı satan çiftçiden alınan vergiyle kurulan fabrikalar şimdi satılıp onun parasıyla yurt dışından buğday alınmaya başladı. Süreci izah eden güzel bir cümle, bana ait bir cümle değil ama benim sevdiğim bir cümle. Yoksulluklar içinde yapılan çok değerli yatırımlar şimdi varlık diye gösterildiği, servet diye gösterildiği zaman adını da varlık fonu koyarak maalesef heba ediyor. Türkiye plansız, Türkiye'yi iyi planlamak lazım. Türkiye adaletsiz, Türkiye adalete tekrar kavuşturmak, kucaklaştırmak lazım. Türkiye kalkınmadan uzaklaştı. Zaten gelişmiş medeniyetlerle aramızdaki fark fersah fersahtı. O fark katına kat açıldı. Bunlar mevcut iktidara ken baktığımız, mevcut iktidara düşman olduğumuz, mevcut iktidarı sevmediğimiz için söylenen cümleler değil. Bunlar Türkiye'nin kalkınması için gerekli olan şeyleri birileri dert edip söylemesi gerektiği için söylediğimiz cümleler. Netametli bir giriş yapmıştık. Ama birileri netameti bırakıp cesaret üstlenmek zorunda. Evet, biz o cesaretin bedelini defalarca ödemiş, partisi kapatılmış, liderleri cezaevlerine atılmış bir siyasi hareket olarak bedeli biz ödeyelim sorun değil ama memlekete, halka bedel ödetmeyelim düsturunda hareket ediyoruz. İnşallah dinleyicilerimiz de bizi anlar. Erbakan Hoca'nın bir sözü var. Bizi anladığınızda dövecek diziniz kalmayacak diye. Dövecek dizi kalmamak, dizini dövmek, ehvalarmak ve dert edinmek ama sürecin gittiği yer bizim derdimizi anlayacak, derdimizi dinleyecek kimsemizin olmamasına sebep olmaya başlıyor. Yerele indirdiğiniz uçak diye tarif ettiğim uçağı yerelden kaldıralım. Türkiye uyguladığı kalkınma modeliyle, sömürge tipi kalkınma modeli, sömürge tipi kalkınma modeli nedir? Yurt dışından para alırsın, bu parayla yol yaparsın, hastane yaparsın, havaalanı yaparsın.
Bu yapılan yatırımların hiçbiri üretime dönük yatırımlar değildir. Üretime dönük yatırımlar olmadığı için borcun ödenme tarihi, saati geldiğinde sen geçmiş birikimlerini satarak borcunu ödersin. Sömürge tipi kalkınma modeli, Erbakan Hoca'nın söylediği müstemleke tipi kalkınma modeli belli bir dönem refah ve bolluk ve zenginlik varmış gibi gösterir ama bu sayede kasandaki para soyulur, bu sayedeki geleceğin gasp edilir. Bu sayede bu topraklarda yaşayacak pırıl pırıl çocuklar alırlar çantalarını, yurt dışında iş aramaya başlarlar. O nesiller gittiğinde geriye kalan nesil de sadece birbirleriyle hamasi kavgalar edinirler. Kılıçların üzerine partilerin bayraklarını takıp birbirlerini katlederler ki bu olmamış bir süreç değil, yaşanmamış bir süreç değil. Sosyal medya üzerinde bugün yaşanan süreç de o. Bunun önüne geçmek lazım. En küçük fırsatı bile değerlendirmek lazım. En iki kişiyle baş başa kaldığında bunu dillendirmek lazım ki yazarken, çizerken sosyal medya hesapları da aynı banka hesapları gibi insanın hesap vereceği hesaplar, sorumluluk taşıyacağı hesaplar. Sosyal medyaya yazdığındaki o şiddet söyleminin, nefret söyleminin geride ileride nasıl karşına çıkacağını hesap ederek konuşman gerekir. Devlet başkanından parti üyesine ya da parti üyesine de olmasına gerek yok. Sorumluluk sahibi herhangi bir fert sosyal medyada yazdığı cümleden aynı banka hesabından hesap verir gibi gün gelir hesap vereceğini bilmeli. Bu hesap Allah katında verecek bir hesap, bahsettiğim hesap. Kul hakkına girmeden, kimsenin hakkına hakkını göz önünde bulundurarak kimsenin hakkına tecavüz etmeden tüm kuralları kendimize yapılan bir haksızlığa nasıl cevap verirsek başkasına yapılan haksızlığa da öyle dik durarak cevap vermeyi gerektirecek bir olgunluğa mutlaka ulaşmamız gerekiyor. Bu kolay olur mu? 100 yıl kısa bir süre değil. 100 yılda bunu başaramadık. Ama gelecek 100 yılı planlayamazsak gelecek 100 yıl siz niye planlamadınız diye o zaman bizden de hesap sorulur. Biz gelecek 100 yılları 100. yılı Cumhuriyet'in gelecek yıl iyi planlamamız lazım. Gelecek 2. yüzyılı. Evet Sayın İlhan. Şimdi ben genelden yerele ani bir hava boşluğu yaşayarak düşüş yaptık, indirdik. Siz her ikisini de toparladınız. Peki dünyanın olmazsa olmaz en önemli canlısı akıl sahibi insan. Akıl sahibi insana Allah oku diye buyurmuş. Okumadan ne kendini tanıyabilirsin, ne birlikte yaşadığın insanları, ne de ülkeni, ne de insanların dostu, canlıları, kurdu, kuşu, akrebi tanıyamazsın. Biz eğitim eğitim diye yırtınanlardan birisi olarak vatandaşa sorduğumuzda ülkeyi diyor, iyi eğitilmişler perişan ediyor. Şimdi eğitimi savunuyorsun, bir kesimde karşına iyi eğitilmiş insanlar ülkeyi ve insanları din ile Allah ile aldatarak daha mağdur hale getiriyor. Dünyanın en önemli canlısı insanı birbiriyle nasıl barıştıracağız? AK Parti ile beraber bu şiddet ve nefret söylemleri havada uçuşmaya başladı. Sizlerin siyasete başladığınız günlerde iktidarın muhalefeti hepsi aynı masanın çevresinde dolanır. Ortaklaşa paylaşırdı derdi, sıkıntıyı, neşeyi. Bugün geriye nasıl döneceğiz? Ya aslında geçmişin güzellikleri güzel. Geçmişe dönmek ya da geçmişe dönmek olarak ifade etmeyelim onu da. Tamam da. Oradaki güzel şeylerin üzerine yeni güzel şeyler eklemek diye ifade ederim. Aradaki tabii. Aradaki bu kavga dönemini nasıl aşarız? Nasıl evet. Gücü elinde alan Türkiye'deki siyasi hareketler biri iktidar, biri muhalif, öyle düşünün. Nöbet değişimi olduğunda muhalif hareket şayet rövanşist anlayışla muhalefette bekliyor ise Türkiye'nin düzelme şansı ihtimali yok. O sebeple muhalefetin önde gelen hareketleri ve partilerinin rövanşist anlayışla değil, adalet üzere kurulu bir anlayışla bir araya gelmesi lazım. Saadet Partisi 6 siyasi hareketin içinde o masada otururken adalet sözünü en fazla kullanıyor. Diğerleri adaletsiz olduğu için değil ha. Diğerlerinin tabanlarındaki rövanşist çığlıkları duyduğu için. Rövanşist çığlık nedir? Haksızlık yapıldı.
O halde o haksızlıklara karşı biz de haksızlık yapalım çığlıkları. Tabanda bu çığlıklar duyulur. O çığlıklara karşı hayır, biz haksızlık yapmak için değil, adaletle hükmetmek için geliyoruz söyleminin çok kuvvetli sesle söylenmesi lazım. Ali İzzet Begoviç'in bir sözü var, çok severim o sözü. Kendi askeri ona diyor ki, Sırplar böyle yapıyordu, onlar bizim hocalarımız değil. Biz onlara benzeyeceksek, biz niye biziz diyor. Biz onlara benzeyeceğiz. Biz iktidara geldiğimizde nasıl bir Türkiye tasavvur ediyoruz? Bunun siyasi hareketler tarafından tabanlarına iyi işletilmesi lazım. Bu nöbet değişimi mutlaka gerçekleşecek. Türkiye'deki siyasi yapılar hiçbir iktidar ilelebet tahtında çakılı değil. Mutlaka değişecek. Ama değişimden sonra rövanşist anlayışla gelenler, rövanşist anlayışla koltuklarına oturanlar, buraya parantez açayım bir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiştikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki tanıklarımıza yeni iktidar rövanşist anlayışlı olmasın dedim. Şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki bırak partinin değişmesini. Başkan değiştiğinde rövanş başlar dedi. Bu anlayışı yıkmamız lazım. Başkan değiştiğinde rövanş başlar şöyle. Gene aynı parti içinde başka biri seçiliyor. Herkes kendi ekibini kuracak. Kendi takımını kuracak. Bu ekip kurmak, takım kurmak çok olumsuz bir şey değil. Ama intikam üzerine kurulan bir ekip. Liyakat üzerine ekip değil de daha çok sadakat üzerine kurulan bir ekip, liyakat üzerine değil de daha çok kendi taraftarını bir yerlere taşımak üzere kurulan bir ekip anlayışı oluşturulacaksa Türkiye'nin geleceğinin aydınlanmasının imkanı yok. O sebeple asıl Türkiye'nin değişimi bugünkü muhalefetin hangi sayıklarla hareket ettiğine bağlı. İktidar taraftarları 20 yıllık iktidarınca yorulmuşlardır. 20 yıllık iktidarınca dünya malına doyamayacaklarını anlamışlardır. Ama şimdi muhalefet tabanının hangi sayıklarla bir arada tutulacak? Türkiye hangi ekonomik modellerle yönetecek? Türkiye hangi eğitim sistemiyle? Türkiye üretmeye hangi temel esaslarla başlayacak? Üretmeye hangi temel esaslarla? Ekonomiyi hangi temel esaslara çevirecek? Bu konuların değerlendirilmesi lazım. Türkiye'deki siyasi hareketlerde, mecliste milletvekili olan hareketlerde, meclis çatısı altında 6 siyasi parti aşağı yukarı 1 yıllık süreçtir bunların toplantısını yapıyor. Ama henüz daha programlaşmadı. Üzerinde kesin kararlılıkla oluşturulan bir metin haline getirilmedi. İşte o metinler Türkiye'nin geleceği olacak. Türkiye'yi kucaklaştıracak, Türkiye'yi barıştıracak. Orada da söylediğim gibi nefret üzere değil, adalet üzere bir söylem oluşursa inşallah bu Türkiye oluşur. Oluşmazsa ne olur? Hep beraber kaybederiz. Hep beraber yoksullaşırız. Hep beraber aç kalırız. Hep beraber Atatürk'ün güzel bir sözü var. Diyor ki, kendi kendilerine çalışarak, üreterek yaşamak yerine rahat yaşamaya alışmış milletler, üretmeden rahat yaşamaya alışmış milletler önce karakterlerini sonra bağımsızlıklarını kaybederler diyor. Türkiye bu yalan refah döneminde, kredi musluklarıyla beslenilen refah dönemlerinde, bu yalan refah dönemlerinde rahat yaşamaya, üretmemeye alıştı. Bu tembelliği mutlaka yıkmamız lazım. Yıkmadıktan sonra bir sonraki adımın atılması imkanı yok. Şayet yıkmazsak, cepheden yağ geliyor haberlerini alkışlayarak, cepheden ülkemize yağ geliyor haberlerini alkışlayarak dinleriz. Hazindir ama hakikattir. Türkiye kötü yönetildi demiyorum, kötü bile yönetilmedi ekonomik anlamda. 20 yıl önce siyasi olarak gelecekler anahtarları teslim edecekler, biz bu işi beceremedik diye, ama onlar anahtarları teslim ettiğinde bizim dövecek dizimiz kalmayacak endişemiz vardı. Gidişat öyleydi ve bugün geldiğimiz noktada hala iktidar taraftarları sımsıkı sarılmış durumda. Bu şehrimizde de çıkın meydana, herhangi bir türlü röportaj yapın. Kim bu işi çözecek? Kimse çözemez. Yine bunlar devam edecek cümleleri rahatça kullanılıyor. Her şeyden şikayet ediyor ama iktidardan şikayet etmeme cümleleri kullanılıyor. Şahidiz, yani kendi akrabalarımız da aynı cümleleri kullanıyor. Kendi arkadaşlarımız da, iktidar destekçisi arkadaşlarımız da aynı cümleleri kullanıyor. Muhalefetin o güveni oluşturması, parti programlarının Türkiye programına dönüştürülmesi, bu Türkiye programıyla da halka güzel bir alternatif ortaya koymaları mutlaka şart. İnşallah bu oluşur ve hep beraber güzel günler görürüz Ahmet abi. Buradan Sayın İlhan, biraz evvel söylerken de eskiye dönüşten kastım sevgi dilinin hakim olmasını istediğim için, nefret, şiddet dilinden hiç kimse, hiçbir canlı Erbakan Hoca'nın Çatal'la Süleyman Demirel'e kadayıf yedirdiği mizah günlerinden bahsediyorsunuz. Yani. Erbakan Hoca'nın meclis kürsüsünden kendisini
hayalcilikle eleştirilen Ecevit'e şair adamsınız, şiir hayalle başlar, hayalin ne olduğunu biliyorsunuz. Evet biz bunları hayal ettik ve gerçekleştirdik cümlesiyle siyasetin ne kadar naif, latif yapıldığı günlerden bahsediyoruz. Ama oradaki inanın Erbakan Faktörü'nün siyasetteki hakkı ödenmez bir ağırlığı var. Kesinlikle. Diğer siyasetçilerimiz de Allah mekanlarını cennet eylesin. Güzel karşılamaya güzel cevap verişleri var. Düşünün. Ecevit basın toplantısında Erbakan hakkında söylediği sözleri Erbakan'a iletiyorlar. Erbakan sözlere misliyle cevap vermek yerine diyor ki ben Ecevit'i tanırım öyle şey demez diyor. Gözde dedi diyor ben tanırım Ecevit'i öyle şey demez diyor. Bakın, konu kapanıyor. Yani. Siyasetin erdemi. Ama Türkiye'de en ufak bir karşısındakini dinlerken açığını arayarak dinleme huyu var. Belki şu anda izleyicilerimizden de dinleyenlerden acaba biz bir açık bulabilir miyiz ki o açık üzere yürüyelim. Ha konu başlığı netameli bir konu başlığı programa girerken. Ha işte şimdi faka basacak düşecek biz o düştüğü yerde bir tekme de biz atacağız diye bekleyen mutlaka bir kitle vardır. O kitleye de eyvallah siyasetin içinde olacak ama biz kenarında köşesinde oturan biri olarak ülkenin kenarında köşesinde oturan biri olarak siyasette pek söz sahibi olmayan biri olarak en azından çevremizdeki bir kişiyi bile buna ilişkin donatır, buna ilişkin adalete ilişkin, kalkınmanın doğru kalkınma modeline ilişkin aydınlatırsak belki gelecekte topluma biraz faydalı insan olmuş oluruz. Burada asıl mesele insanların bir olumlu ya da olumsuzluk karşısında düşünebilme haklarını ellerinde tutmalarıdır. Düşünerek yaşamak en az hata ile hayatı sürdürmek demektir. İnsanları buna sevk etmek için iktidarın, muhalefetin geçmişte olduğu gibi yine aynı masa çerçevesinde toplanmasına buradan bir çağrı yapalım. Dünyaya. Bu çağrınızı yüksek seslendirecek biri olarak söylüyorum ben. Buyurun. Mesela düşünün sizi davet ediyorum. Ben siz devlet başkanısınız, sizinle görüşme randevusu davet ediyorum. Siz beni görüşmeye davet ettiğinizde vücut dilinizle bu yakınlaşmayı istemediğinizi işaret ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu tahta oturacağım, bu benim kral tahtım. Sen de şu uzaktaki kanepede oturacaksın. Bu da senin benim sana uygun gördüğüm makam. Türkiye'deki siyaset anlamında söylüyorum. Devlet başkanının abisi sayılır bizim genel başkanımız. Siyaseten yaş itibariyle büyüktür, siyaseten tecrübe itibariyle büyüktür tabii. Aynı hareketten gelmeleri sebebiyle siyaseten kucaklaşmaları en kolay iki kişidir. Kucaklaşması en kolay bir kişiyle bile bu kadar mesafe koyan bir siyasette kendi siyasi mecrasını ve ömrünü tamamlamış olmaktan başka bir anlama gelmez. Kendisine yaklaşanı iteklemesi, kendisine yaklaşanları uzak tutması. Benim anladığım, gördüğüm bu şekilde ama Türkiye düşünün bu ekonomik kriz başladığında benim ilk aklıma gelen Türkiye'de gittiğim siyasi hareketler ya senin cebindeki Türk lirası da eriyor benim cebindeki Türk lirası. Düşünün 1 lirayla bugün 1 lira bile satın alamıyorsunuz. 1 lirayla 1 lira bile alamıyorsunuz. 1 liranın maliyeti üretim maliyeti 1 lira 30 kuruşu geçti. Niye söyledim? Bu fecaat karşısında ekonomimiz iyidir naraları atmak, bu fecaat karşısında halkı yanıltmak diyeyim, ibareyi bilerek düzgün kullanmaya çalışıyorum. Siyasi erdemlilik içermez. Ama dediğim gibi şu anda 20 yıllık sermayeleri sebebiyle toplumun 20 yıldır bir refah sağlamışlardı bunlar. O sağlıkları refahın yüzü suyu hürmetine biz bunları biraz daha taşırız anlayışı var. 20 yıldır size sağlanan refah seraptı. 20 yıldır sizde gösterilen zenginlik sahte zenginlikti. 20 yıldır cebinizde zannettiğiniz paralar başkalarının paralarıydı. Uluslararası sermayenin bu ülkedeki sıcak paralarıydı. Şimdi o paralar çekildi. Uluslararası sermayenin sıcak parası çekildi cümlesini dış güçler bizimle mücadele ediyor algılıyorsanız her ülkenin mutlaka dış gücü vardır ve her ülkenin diğer dış güçlere karşı bir mücadele stratejileri vardır. Sizin stratejiniz yoksa, siz geleceği planlayamamışsanız çuvallarsınız. Türkiye o anlamda maalesef ekonomisini çuvallamış durumda. Ama bu ekonomiyi çuvallayışa rağmen siz yine de sandıklardan çuval çuval destek sağlarsanız daha ağlayacak kimseniz, dövecek diziniz kalmaz diye ben saat 3 oldu. 45 dakikalık süremizi sona erdirelim diyorum Ahmet abi.
Ben teşekkür ediyorum. Sevgiyle, saygıyla kalalım istiyorum. Saygıdeğer izleyenler, bir başka seçilenler programında yine Allah sağlık verirse birlikte olmak umuduyla hoşça kalın, dostça kalın diyor konuğumuza. Sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Bunu söylerken de 130 bin nüfuslu Ünye'de hayata dair her konuda herkes bilgi sahibi olacak değil ama yani oy veren herkes siyasetin bizatihi içindedir. Ben oy veriyorum, onu bunu bilmem, tanımam demek diye bir şey yok. Sovanı sarımsağı seçerken gösterdiğin özeni 5 yıl süreyle beyniyle, babasının malıyla değil, beyniyle sana hizmet edecek, bilgisiyle becerisi hizmet edecek adamı seçerken gösterin. Kötünün iyisi yerine iyinin iyisini seçelim. Bunu da seçmek için okuyup öğrenmek şart. Yani okumadan sadece birilerinin ekranlarında gösterdiklerini dinleyerek bir yere varılmamış, varamıyoruz da sadece haybiyeden kısır kavgalar yapıyoruz. Bundan hem ülke, hem insanlar, hem de insanlarla beraber yaşayan bütün kurt, kuş, akrep, yılan da rahatsızlık duyuyor. Onun için sağlıcakla kalın. Hep söylüyor bir gazeteci kardeşimiz. Yalanlara kanmayın saygıdeğer izleyenler.